Herkese merhaba. Arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Saçım falan bayağı garip görünüyor olabilir. Garip bir gün geçiriyorum. Ve siz de bu arada Instagram'da ya çok tatlı şeyler yazıyorsunuz. Galiba aşırı hava yağmurlu bu arada. Böyle galiba telepatik şeyler oluyor. Siz böyle bana Instagram'dan çok garip şeyler yazıyorsunuz ya. Hani sanki böyle beni hissediyormuşsunuz gibi oluyor. Son fotoğrafımın yorumlarını açtığım zaman bana bayağı moral veriyorsunuz ve bazı kişiler de yine yorumlara diyor ki hani kötü bir şey mi oldu Duru? Duru'ya moral veriyorsunuz, kötü bir şey mi oldu? Ve siz de diyorsunuz ki hayır, sadece hatırlatmak istedik onu çok sevdiğimizi ve bu çok şeker bir şey. O yüzden aşırı teşekkür ederim. Sadece bunu söylemek istedim çünkü bayağı beni şaşırttı bu telepatik iletişim ve çok teşekkür ederim. Biraz garip bir gün geçiriyorum, bir hafta, bir dönem. O yüzden size teşekkür etmek istedim. Bu videonun konusu başlıktan da anlayacağınız gibi çok utanç verici bir video. Utanç verici bir video benim için. Çünkü böyle şeylerden bahsediyorum evet ama burada önce kendimi suçlamak istedim. Çünkü her ana videosunda karşımdaki kişileri hep suç yüklemekten ve kendim harikaymışım gibi, ben sanki süper biriyim ama hep saçma şeyler benim başıma geliyor. Yani bu olayı yıkmak istiyorum. Çünkü böyle olmamalıyız bence. Tabii ki bana yapılan kötü arkadaşlık tecrübelerimden bahsedeceğim bu videoda. Ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben de kesinlikle dünyadaki en iyi arkadaş olmaya çok uzağım. Ve bunu ilk kez itiraf ediyorum sanırım. Şöyle bir arkadaş olduğuma inanıyorum uzaktan baktığımda. Ve bunu ilk kez yüksek sesle söylediğim için çok rahatsız hissediyorum. Yani böyle bir oyuncak ayıya ihtiyacım var, sarılmam gereken. Bir arkadaşınız için köprüden atlayacak tip vardır ya, işte arkadaşların için köprüden atlar mısın? Evet, kesinlikle atlarım. Ama bunu itiraf etmek çok zor. Şöyle bir özelliğim olduğunu keşfettim özellikle son zamanlarda. Mesela bir arkadaş grubunun içindeyim. Bunu söylemesem de yapıyorum. O da şu. Bu videoyu çekemeyeceğim. O da şu. Mesela 5 kişiyiz. 5 kişilik bir arkadaş grubu. Ben bunu söylemek çok zor. Ben böyle en çok sanki sevilen olmak zorundayım. Çok kötü bir şey bunu yüksek sesle söylemek. Ya ben evet sanki bunu kendime de itiraf ettiğim için çok zor ve sanki ben en çok sevilen kişi olmak zorundayım ve sanki bana aşırı ilgi gösterilmeli ve herkesin beni en çok beni sevdiğini bilmeliyim. Böyle bir şey taşıyorum içimde. Bunu keşfettim. Ve karşımdaki kişi mesela tabii ki beni seviyor ama diğer herkes de tabii ki seviyor ve sevsin zaten, o yüzden arkadaş grubuyuz. Ben en çok sevilmediğimi çok salakça. En çok sevilmediğimi hissedersem o kişiye nasıl anlatabilirim? Alınganlık yapıyorum ya da ufak bir sorun çıkarıyorum ve bu çok yanlış. Yani bunu fark ettiğim için ama kendimi çok iyi hissediyorum çünkü fark ettiğim zaman zaten bunu değiştirebilirim değil mi? O yüzden kendime sürekli bunu hatırlatıyorum. Duru, saçma şeyler geçiyor aklından. Bir arkadaş grubunda herkes eşit sevilmeli. Bunu kabullen yani ve seni seviyorlar ki arkadaşınlar, sürekli bir kanıt isteme. Çünkü bu çok saçma. Zaten süper bir arkadaş grubundasın. Neden zorluyorsun? Yani umarım demek istediklerimi anlatabilmişimdir. Ben bile anlatabildim mi bilmiyorum ama her neyse. Şimdi konumuza gelecek olursak. Ha, bu arada şunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlarım bu videoyu izliyordur büyük ihtimalle ve sizi üzdüysem ya da saçma şeyler yaptıysam çok üzgünüm. Ya böyle olsun istemezdim. Bazen çok saçma davranıyorum ve beni gerektiğinden fazla tolere ediyorsunuz. Evet. Daha fazla da konuşacağım ama kötü bir his geliyor. O yüzden konuşamıyorum. Hadi. Kötü bir yere gitsin istemiyorum bu video. Eğlenceli ve komik kısımlarla devam edelim istiyorum. Çünkü neden moralinizi bozayım? Bir video açıyorsunuz ve ben böyle depresif hani size bunu yaşatmak istemem. Evet. Şimdi bir tane arkadaşlıklarım meselesine gelecek olursak. Bu arkadaşlıklarım ama gerçekten bana kötü geldikleri için bitti. Evet, ben de iyi bir arkadaş değilim ama bu arkadaşlar da hiç iyi arkadaş değillerdi. Ve benim yaptığım hataları yapmamanız için, yalnız kalmamak için yanlış kişilerle takılıyor olabilirsiniz ve bunu yapmanıza gerek yok. O yüzden size cesaret verme amacıyla bu videoyu çekiyorum. Tamam, şimdi arkadaş numara 1. Arkadaş numara 1. Birinci arkadaşla başlayalım. Birinci arkadaş lise dönemimde sahip olduğum bir arkadaştı. Bu kişiyle arkadaşlığımız neden bitti? Bana bayağı benziyordu ve karakterlerimiz de çok fazla benziyordu. Ve ben size diyordum ya, az önce söylediğim şey, en çok ilgi gösterilen olmak istiyorum. O da bunu çok istiyordu ama ben mesela 1x istiyorsam o 100x istiyordu. Çok fazla bunu istiyordu. Ve onunki bence biraz daha farklı bir durumdu. Çok ekstra şeyler yapıyordu. Çok çılgın şeyler yapıyordu sadece ilgi hissetmek için. Ve ben neden onunla vakit geçiriyordum? Onunla vakit geçiriyordum çünkü aynı yerde oturuyorduk, okula beraber gidip geliyorduk.
aynı sırada oturuyorduk ve hayat bizi yakın arkadaş olmaya zorlamıştı resmen. Ve aynı yerde oturduğumuz için ve sürekli aynı otobüsle mesela yolculuk yapıyoruz ve benzeri birlikte takılıyorsunuz yani okuldan bir arkadaşınız hani onunla takılıyorsunuz ve o kişi of yani çok çılgın şeyler yapıyordu arkadaşlar ve beni kötü etkiliyordu. Ben de şunu dedim yani ben bu kişiye gerçekten olmamalıyım çünkü ben böyle bir hayat istemiyorum. Böyle garip durumlara kendimi sokmak istemiyorum ve aynı yerde yaşamamızın da bir önemi yok. Gerçekten bir önemi yok. Sırf yalnız kalmamak için onu tolere etmeyeceğim ve yalnız kalacağım yani. Çünkü yalnız kalmak kötü bir şey değil. O kişiyle arkadaşlığım bittikten sonra yeni bir kişiyle arkadaşlığım başladı yine okuldan. Bu kişiye de arkadaş 2 diyelim. Arkadaşlar bu kişi çok çılgındı. Bu kişi aşırı çılgındı. Beni çok iyi anlıyordu. Ben onu çok iyi anlıyordum. Ve birlikte çok güzel vakit geçiriyorduk ama bu kişinin tek hayatında önemli olan şey erkek arkadaşıydı. Ve sürekli erkek arkadaşıyla alakalı, ya sürekli aşk muhabbetleri yapıyordu bana. Ve bu bir yerde çok sıkıcı olabiliyor. Ben hiç öyle bir insan, ya öyle bir insan değilim yani. Sürekli hayatında sevgisiyle olan sorunlar dünyanın en büyük sorunu. Sevgisiyle olan konuşma dünyanın en önemli konuşması. Sürekli bu tarzdı ve kendisiyle alakalı hiçbir şey yapmıyordu. Bir hobisi yoktu. Gerçekten tek hobisi erkek arkadaşıydı. Ve ben de dedim ki hani, yok hayır hani bu hayat gerçekten bana göre değil. Ya burada bana beni şöyle düşünmeyin. O sırf bir kişi arkadaşının ilişkisi var ve sürekli ilişkisinden bahsediyor diye ondan vaz mı geçtin? Yani ondan o yüzden vazgeçmedim ama gerçekten başka bir hayatı yoktu ve beni de kötü etkiliyordu. Yani ben daha çok bir hobi edinip o hobiyle uğraşmak büyüktür sadece bir kişi hakkında konuşmak. Anlatabildim mi? Ve bu kişiler de eğer hayatınızda öyle biri varsa ya bence sizi kötü etkileyebilir. Yani ona şöyle öneriler yapın. Deyin ki lütfen gel şu sergiye gidelim. Gel şu konsere gidelim. Gel şu etkinliğe katılalım. Gel şu boyamayı, boyama yapalım ya hani. Gerçekten boyama yapalım ama lütfen artık başka bir şeyler yap. O yüzden arkadaş numara 2 ile de arkadaşlığımı bu yüzden bitirdim. Galiba bir de rahatsız olduğum bazı şeyler vardı mesela. İlişki onun için o kadar önemliydi ki. Erkek arkadaşının kuzenim yine onu bana ayarlamaya çalışıyordu ve ben böyle hiç istemiyordum yani hiç istemiyordum ve bu da beni germişti. Neden ilişkili olmak zorundayım, neden ilişkiler hakkında konuşmak zorundayız, hayatımızla ilgili çok daha güzel şeyler yapabiliriz. O yüzden arkadaş numara 2 ile de bitti. Daha sonra arkadaş numara 3'e geliyoruz. Arkadaş numara 3. Bu hepsine en çılgın diyorum ama hep de karşıma çılgın arkadaşlar çıkmış. Arkadaş numara 3 ailesi arkadaşlar. Bunu söylemeli miyim bu detayı? Söylemeyeyim ya. Ama ailesinin mesleği diyeyim. Onun çok dikkat etmesi gereken bir meslekti. Böyle yani yasa dışı bir iş falan değil. Hatta bayağı yasal, bayağı yasal. Her iş gibi yasal bir iş ve ailesi çok dikkatliydi. Çok dikkatli. Hem işi gereği hem karakter tarzında. Arkadaş numara 3 de öyle görünüyordu. Ailesinin gözünde tabii ki. Ve daha sonra arkadaş numara 3. Le mesela okul çıkışı buluşuyorduk, arkadaş numara 3'ün evine gidiyorduk ve arkadaş numara 3 arkadaşlar. O sırada şey vardı, BBM miydi? BlackBerry Messenger. Evet. Arkadaş numara 3 BBM'den. BBM kodunu, çok salakça. BBM kodunu böyle bir gruplara atıyordu ve bir sürü kişi onu ekliyordu. Ve daha sonra arkadaşlar hiç tanımadığı kişilerle ya, hiç tanımadığı kişilerle 5 dakika içinde konuşuyordu ve onlara böyle konum atıyordu ve onlarla buluşmaya gidiyordu. Ben de onun hazırlanmasına yardım ediyordum ve beni de buluşmaya götürmeye, ikna etmeye çalışıyordu ama ben tabii ki tanımadığım bir insanla, BBM'den ekleştiğim bir insanla buluşabilecek biri değilim yani bu hayat için fazla paranoyam. Ve onu böyle şok içinde izliyordum yani. Yani gerçekten bunu yapıyor musun? Ve ailesinin asla haberi yok. Ailesinin haberi olamaz. Bu arada çok iyi niyetli bir insandı. O yüzden onun arkadaşlığım uzun süre devam etti. Çünkü cidden çok iyi, aşırı iyi bir insandı ama çılgın yaşam tarzı ve bu yabancılarla tanışma çılgınlığı ve yani bilmiyorum bir yabancıya internetten güvenip onunla aynı gün buluşup 10 dakika içinde ve daha sonra onunla bir yerlere gitmek falan yani bunlar bana göre bir hayat değil. Ne kadar harika bir insan olsa da arkadaş numara 3 ile bu hayat tarzı yüzünden arkadaşlığımız bitti. Aslında şöyle ben ona şey demedim. Hayat tarzım bana uymuyor artık arkadaş değiliz demedim. Ben zaten okul değiştirdim. Yani okul değiştirince de aramıza mesafe girdi. Ve arkadaş numara 3 sürekli ders ekmeye çalışıyordu. Arkadaş numara 2 de öyle. Arkadaş numara 1 de öyle. Her biri ders eken tiplerdi. Ben hiç öyle biri değilim artık anlamışsınızdır. Derslere girmeyi gerçekten çok seviyorum. Ya ben şunu istedim ya. Hep şöyle bir arkadaş istedim.
Evet, şu an lisedeyiz. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz ve hazırlanalım yani beraber. Niye bu çok zor? böyle bir arkadaş bulmak çok zordu. Umarım şu an sizin öyle bir arkadaşınız vardır. Arkadaş numara 4. Bütün lise boyunca en önemsediğim arkadaşımdı. Çok iyi bir insandı ve çok iyi vakit geçiriyorduk. Arkadaş numara 4'ün herhangi bir kötülüğü hiç olmadı. Ve arkadaş numara 4 ile şu anda mesela arkadaş olsak eminim ki çok iyi vakit geçiririz. Çünkü ikimiz de aynı şeyleri seviyorduk. Başarılı olmak istiyorduk. İkimizin de hedefleri vardı. İkimizin de bir planı vardı. Ve bu yolda ilerliyorduk. Yani cidden güzeldi. Sonra arkadaş numara 4'ün hayatıma başka bir arkadaş girdi. Girdiği arkadaş benimle olmasını istemedi. Galiba sadece onlar yakın olsun istedi. Hani beni üçüncü arkadaş durumuna soktu. Hani ikisi yakın olsunlar, duruya ne gerek var gibi. Arkadaş numara 4 de maalesef buna izin verdi. Beni çok suçlayıcı ve hak etmediğim şeyler de söylemişti zaten. Bunlar da ekstra şeylerdi. Yanımda olması gerektiği zaman yanımda değildi. O yüzden aslında bitti zaten ve bana geçen yıl falan bu zamanlarda aradan yıllar geçmesine rağmen böyle şey yazdı. Duru selam, nasılsın? Sonra ben bunu görmedim. Ya yani gördüm ama tabii ki cevap yazmadım. O da dedi ki sadece nasıl olduğunu merak etmiştim. Sadece nasıl olduğumu merak ettiysen eğer neden bu kadar bekledim yani gerçekten. Hani gerçekten neden bu kadar bekledim? Keşke o an konuşsaydık ve çözseydik. Gerek yoktu bence. O beni üzen bir arkadaşlıktır çünkü güzel şeyler olabilirdi ama çok haksızlığa uğradı bu arkadaşlıkta. O yüzden arkadaş numara 4 de bitti. Arkadaş numara 5. Çok fazla arkadaş kaybetmişim. Arkadaş numara 5 hiçbir zaman yakın arkadaşım değildi. Aynı okuldayız. Ders aralarımızda oturuyoruz. Ders aranızda bir insanla ne kadar kendinizi paylaşabilirsiniz ki paylaşamazsınız. Ders aramızda oturuyorduk ve o başka gerçekten yakın ama arkadaşlar olmasına rağmen benimle böyle şey yapıyordu. Duru sen benim en yakın arkadaşımsın. Seni inanılmaz çok seviyorum. Her şeyimi biliyorsun. Ben senin bütün hayatını biliyorum diyordu ki siz benim hayatımı daha iyi biliyorsunuz. Siz gerçekten o kızdan daha iyi biliyorsunuz. Niye böyle şeyler söylüyordu anlamıyorum. Sürekli suratıma böyle şeyler söylüyordu. Sen harika bir arkadaşsın. Müthişsin. Bilmem ne. Gerçekten hiçbir şey paylaşmıyorduk ve bunları söylemesinin sebebi kesinlikle şuydu. Benden bir şey istemek için. O uzun cümleleri sadece mesela bir şey istemek için söylüyordu. Çünkü uzun cümleler söyleyecek, bana ihtiyacı olduğunu ve çok yakın olduğumuzu bana hissettirecek ve daha sonra bir şey isteyecek, ben de onu yapacağım. Yani böyle bir hayatı vardı gerçekten. Benimle görüşmesinin tek sebebi ya yalnız kalmamak için okulda, ders aralarında ve benzeri ya da kesinlikle bir şey istemek içindi. Ve bunu direkt fark ettim. Yani bunda hani ona dedim ki bana böyle şeyler söylemene gerek yok. Senin tabii ki çok daha fazla yakın arkadaşların var benden başka. Birbirimizin hayatını hiç de bana anlattığın gibi çok iyi falan bilmiyoruz. Sadece bir şey istemek için benimle konuştuğunda yani ben üzülüyorum ve buna gerek yok dedim gerçekten. Ve o da arkadaşlar bana upuzun bir mesaj attı. Yani hayatımda hiç bu kadar uzun bir mesaj almamıştım. Böyle aşk mektubu gibi bir şeydi. Ben senin hep yanında olduğum, arada görüşmemiş olabiliriz çünkü şu sebepler. Ama şok edici bir mesajdı çünkü bayağı paranoyak bir mesajdı ve o mesajdan sonra bayağı korkmuştum. Ciddi anlamda ders aralarında sohbet etmek dışında paylaştığımız hiçbir şey yoktu. Bir de bir kez bir konsere falan gitmiş olabiliriz yani. Hiçbir şey yoktu ama bu kadar dramatik oluşu ve bu kadar garip davranışı beni korkutmuştu. Başka bitti diye bahsedebileceğim bir arkadaşlığım yok sanırım. Çünkü diğer kişilerle hani uzaklaşırsınız, eski iletişiminiz olmaz ve benzeri. Genel olarak baktığımda hep şu sonuca varıyorum. Aslında benim arkadaşlıklarımı bitirme sebebim o kişilerin çok farklı amaçları olması hayatta ve beni kötü etkilemeleri. Kötü etkilendiğim anda uzaklaşabiliyordum ve bu bence güzel bir özellik. Yani bence bunu yapmaya gücünüz yoksa yapın. Çünkü yani şöyle bir olay var. Numara 1 ile devam etseydim büyük ihtimalle bayağı mutlu bir hayatım olacaktı ama diğer arkadaşlarımla da tanışamayacaktım çünkü o benim en yakınım olarak hep kalacaktı ve kötü bir hayatım olacaktı büyük ihtimalle. Ama dedim ki hani bu bitmeli ve daha sonra yeni arkadaşım oldu. O da bitti evet. Yeni arkadaşım oldu, o da bitti. Yani yalnız kalmıyorsunuz zaten. Şey mesajları alıyorum mesela. O beni gerçekten çok üzüyor. Okuldasınız. Diyorsunuz ki hani bütün fedakarlığı yapıyorum arkadaş grubumda. Her şeyi yapıyorum ama onlardan bir geri dönüş alamıyorum. Hala dışlanıyorum ve benzeri. Yani bu kadar fedakarlık yapmamalısınız zaten dışlanmak için.
Ya yapmamalısınız. Bu o insanlara yapmamalısınız. Tabii ki doğru arkadaşlarınızla, doğru arkadaşlarla olduğunuzda onlar için iyi şeyler yapmak evet, ama onlar sizi takmıyor, onlar sizi dışlıyor ve siz üzülüyorsunuz. Her gün mutsuzsunuz. Ama yine de onlarla olmaya devam ediyorsunuz. Bu çok yanlış. Bunu yapmamanız gerekiyor. Dünyanın sonu değil, başka yakın arkadaşlarınız olacak kesinlikle. O yüzden moralinizi asla bozmayın. Siz de biten arkadaşlıklarınızın sebebini bence aşağı yorum olarak yazın. Sebebini bilmek ve evet bu sebeplerden demek cidden bilinçli bir şey. Çünkü aynı zamanda bir ders de çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden siz de benimle paylaşırsanız ben bayağı mutlu olurum. Eğer buraya kadar izlediyseniz beyaz boya yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Siz her şeyi ve bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeah,